Evet, Demirtaş Erdoğan mesajı almamış demiş. Dedi. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz demiş. Demirtaş Edirne'den avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Van'daki gelişmelere ilişkin tepkisini dile getirmiş. Tabii biliyorsun, seçimden önce Erdoğan ne demişti? Rüştünüzü ispat edin demişti. Yani ne demişti? Gidin kendi partinize oy verin, İmamoğlu'nu seçtirmeyin demişti. Şimdi kimin kime oy verdiğini nereden biliyoruz? Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Nereden bileceğiz? Oy gizli. Yani. Evet, detayları da biraz paylaşalım. Demirtaş Erdoğan mesajı almamış derken şunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yenilgisini aldığı dakikalarda bir balkon konuşması yaptı ve seçimden gereken dersi çıkardıklarını, eksiklerini tamamlayacaklarını, hatalardan döneceklerini mealen ifade ediyorum. Dolayısıyla seçmenin verdiği mesajı aldıklarını ifade ediyordu Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak Demirtaş buna vurgu yapıyor. Şöyle bir mesajı var. Diyor ki, buradan sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Böyle bir konuşması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz. Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz diyor. Daha uzun açıklamaları da var. Selahattin Demirtaş'ın, tabii Dem'den de ciddi tepkiler var zaten. İlk mesajı bu. Bu olay büyüyecek. Şimdi şöyle bir seçim yaptık. Geçelim arkadaşlar. Evet. Bir seçim yaptık. Halkımıza teşekkür ediyoruz. YSK'ya, seçimle ilgili söylüyorum şu ana kadar. Bak, evet. YSK'ya, Anadolu Ajansı'na, görev yapanlara, gönüllülere, müşahitlere teşekkür ediyoruz. Muazzam bir seçim değil mi? Muazzam. Dünyada da çok olumlu yankılandı ve halkın ferasetini gördük. 10 ay önce Cumhurbaşkanlığını verdikleri, 5 yıl ülkeyi yönetme vizesini verdikleri Erdoğan'a şimdi bir kontrol denetleme mekanizması kurdular. Nasıl yaptılar? Belediyeleri muhalefete vererek. Bu halkın ferasetidir. Şimdi toplumda bir duygu durumu oluşmuştu. Peki bu neyin nesidir diye soralım. Bir, hukuka uygun mu diye soralım. İki, milli iradeye uygun mu? Milli iradeye saygı diyorduk. Dört, Demirtaş'ın da altını çizdiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı seçim gecesi yaptığı konuşma nerede kaldı o zaman? Demokrasinin güzelliği bu dedi Cumhurbaşkanı. Yani böyle bir demokrasi herhalde olmaz. Ya tabii ki işin hukuki süreci işleyecek ama ortalıkta gerçekten bunun bir hukuksuzluk olduğuna dair çok ciddi emareler var. Seçilme hakkı verilmiş bir aday var. Cezası var, çekti, bitti. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki seçilebilir, bitti. Seçimden 2 saat önce bir takım oyunlar oynanıyor. Sonra bugüne yansıyor. Mazbatası verilmiyor. Yani bu... Hukuksuzluk artık ne diyor? Şunu yapabilirsin. Eğer gerçekten ciddi bir hukuki sorun var ise Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi zaten bu. Ne? Adayları alıyor, inceliyor, evraklarını tarıyor. Yasaya ve ilgili mevzuata uygun mu, değil mi? Ona bakıyor. Uygunsa evet sen seçime katılabilirsin diyor. Tabii. Eğer bu kişinin seçime yeterliğinde bir sorun varsa baştan seçime girmeyecek. YSK buna izin vermeyecek. Yayına girmeden önce Suat Toktaş'la, yayın yönetmenimizle konuştuk. O bazı bilgiler aklattı. Aklımda kaldığı kadar, çok karmaşık bir süreç çünkü bu. Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu meseleden haberi yok. Bir karar alınıyor fakat o kararın bir şekilde birileri tarafından görülmüş olması gerekiyor. O karar görülmediği için de deniyor ki bu süreç tamamlanmadı. Dolayısıyla memnu hakları yazılı olarak... ifade edilmediği sürece bu seçime girmesi yanlıştı. Kardeşim bu seçimden 2 saat önce mi bilinir, öğrenilir ya da açıklanır? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir de koca bir ilden bahsediyoruz. Küçük bir beldeden falan da bahsetmiyoruz yani. Ve bu ilin neredeyse bütün ilçelerini o parti kazanmış. Belli ki yeni bir kayyum süreci bu. Yani hukuk aracılığıyla yürütülmeye çalışan başka bir kayyum süreci. Van'da tepkiler var, görüyorsun. Olaylar çıktı bugün. Evet. Ama bugün tabii Türkiye'nin bu konuya nasıl bir tepki göstereceği de önemli.